Herkese merhaba. Arkadaşlar, ikili ilişkilerde zaman zaman belli görevler üstleniriz. Bazen arkadaşlarımızla, bazen sevgilimizle olan ilişkilerde. Bu görevler yeri gelir ilişkiyi ayakta tutmaya yönelik hamlelerdir. Aslında bazen sarf edilmesi gereken emeklerdir. Ama yeri gelir kaybetmekten korktuğumuz için kendiliğinden oluşan görevler olur. Bu da belli zaman sonra üstümüze yapışır ve tek taraflı çabalayıp kendimizi yıpratmamızla sonuçlanır. Bugün size anlatacağım konu işte bu görevin haline gelen, senin yıpranmana sebep olacak olan memnun etme çabası. Karşındakini memnun etme çabası içinde olduğunun işaretlerini aktaracağım sizlere. Bunun bir görev olmadığını göstermeye çalışacağım ve bu çabadan nasıl kurtulursun onları anlatacağım. Çok karıştırılan bir kavram var. Karşı tarafı mutlu etmeye çalışmak olarak tanımlanır. Ne var canım, tabii ki ikili ilişkilerde fedakarlıklarda bulunulmalı denir. Öncelikle şunu söyleyeyim. Memnun etme çabası tek kişiyi memnun eder. O da çaba sarf edilen kişiyi. O da lütfederse. Her zaman da değil. Çünkü bazı kişilere ağzında kuş tutsan nafiledir. Bunu da bazen siz yaratmışsınızdır. Siz alıştırmışsınızdır. O yüzden bunu mutlu etmek olarak tanımlamamak lazım. Diğer yandan ben her zaman derim. Karşılıklı olacaksa elbette. İnsanlar ilişkide birbirlerini mutlu etmeli. Ama parantezi de açarım. Bu içten gelmeli ve kolay olmalı. Çabalayarak, zora sokularak olmaz. Çünkü bu şekilde olursa bir yerde patlar o lastik. Hadi başlayalım bakalım maddelerimize. Siz de bir bakın bakalım karşı tarafı memnun etme çabası içinde misiniz fark etmeden. 1. Söylemek istediklerini değil, duymak istediklerini söylüyorsan. İlk maddemiz içinden geldiği gibi davranmamak. Özellikle iletişimlerde bir korku üzerine çıkan durum. Söylemek istediklerini söyleyemiyorsan bir ilişkide, onu da karşı taraftan korktuğun, çekindiğin için yapıyorsan bu işte bir sıkıntı var demektir. Bir de buna ek olarak karşı tarafın duymak istediklerini söylüyorsan belli ki mutlu etme çabasındasın. Şimdi bunlar anlaşılır canım, tanımlamaya ne gerek var diyenler olacaktır. Arkadaşlar az önce söyledim ya, bu görev haline gelir. Sanılır ki ilişkideyken bunlar olmalı. Söylemekten çekinir hale gelirsin. Söylememen gerektiğini düşünürsün. Hafta sonu programı vardır. Ne yapalım denir mesela. Sen içinden geçirirsin. Şöyle temiz bir hava alsak, biraz enerji depolasak, güzel baş başa bir yemek yesek. Ama söyleyemezsin. Ağzından birdenbire istersen çıkmayalım bu hafta sonu, yorulmuşsundur sen. Çıkar. İstemeye istemeye. Evet iyi dedin, öyle yapalım. Bitti. Mutsuzluğa yelken açtın. Karşındaki de istediğini aldı. Hadi istediği o değildi belki. Ama seni isteksiz gördü. Sonuçta içinden geçeni söylemedin. Şimdi hassas kısım şurası. Bu mantıklı ve anlayışlı bir yaklaşım aslında. Karşı tarafın yorgun olmasından yola çıkarak biraz dinlenmesi, istediğini yapması. Bunda bir şey yok. Kastettiğimiz de bu değil zaten. Bunların sayısının çoğalması. Sosyalleşme kısmını geçelim hadi. Başka bir örnek verelim. İlişkide tatsız konular, can sıkıcı iletişimler olsun. Söyleyemiyorsun içinden gelenleri. Bir tartışma var ortada. Haksız ama haklı gibi üste çıkıyor. Konuşuyor. Sen öyle yaptın, sen bunu dedin. Oysa ben gökten inmiş meleğim. Seni de bir yere kadar çekerim. Haksız mıyım? Dedi. Şimdi haksızsın demek gelir içinden. Sen öyle dedin ama sen bunu yaptığın için ben öyle demiştim demek gelir. Ama söyleyemezsin. Haklısın dersin. Haklıyım tabii der. Duymak istediğini almıştır. Konuyu büyük bir ego ile kapatırken yıpranan ve tüm gece o konuşmayı kafasında kuracak kişi sen olursun. Bu 1-2-3 derken bir bakarsın sizin fikrinizin önemi kalmamıştır. Peki çözümü nedir? Kaybetme korkusu yaşamadan ağzınızın tadının bozulma ihtimalini göze alarak fikri açıkça söylemektir. İçinden geçeni, söylemek istediğini güzel bir üslupla söylemektir çözüm. Bakın sihirli olan kelime şunlar. Güzel bir üslupla. Tartışa tartışa, üst bir ses tonuyla, üstten bir hitapla değil, güzel bir üslupla kendini ifade etmektir çözüm. Çünkü sustuklarınız büyür içinizde. 2. Hayır diyemiyorsan. Aslında bir çeşit söylemek istediklerini söyleyememe maddesidir bu da arkadaşlar. Ama tabii işin içinde hayır kelimesi olduğu için başlı başına bir madde. Eğer ki karşınızdakine hayır diyemiyorsanız yine memnun etme çabası içinde olduğunuzun bir göstergesidir. Bazen kızdırma ihtimalinden, bazen kırılma ihtimalinden, bazen kaybetme korkusundan, bazen kendinizden üstün tuttuğunuzdan hayır diyemezsiniz. Bu sizin hayatınızdaki en büyük handikaptır arkadaşlar. Çünkü bu bazen sevgiliye karşı olur, bazen arkadaşınıza, hatta bazen tanımadığınız insanlara. Biliyor musunuz sırf bu hayır diyememe rahatsızlığını kullanan dolandırıcılar var. Örnek teşkil etmesin diye anlatmayacağım. Ama bildiğin insanların bu zayıf noktalarını buluyorlar ve dolandırıyorlar. Şimdi olayı dolandırıcılığa getirmeyeceğim tabii ki. Ama şuna dikkat etmeli diyelim. İnsanların sınırlarının olması gayet doğaldır. Bunlar sizi siz yapan şeylerdir. Sınırları korumak videosunda uzun uzun anlattık bu durumları. Eğer ki bu sınırlarda ya da sizi rahatsız eden durumlarda hayır diyemezseniz sonrasında kaybettiğiniz sadece sınırlarınız olmaz. Hayır demek, istemediğin bir şeyi yapmamak en doğal hakkınızdır. Bu hakkınızda eğer ki kullanmıyor ve karşınızdaki kişiye devamlı iltimaslar sağlıyorsanız yine memnun etme çabası içinde olduğunuzun bir göstergesi olacaktır. Çözümü çok basittir. Kendinize güvenmek ve kendinizi sevmek. Çünkü kendine güvenen ve kendini seven insanlar kendi sınırlarına sahip çıkarlar. Kendi sınırlarına ya da rahatsız olduğu, olacağı sorunlara karşı titiz davranırlarsa hayır demekten korkmazlar. Haliyle hayır demelerinin sonucu her şeyi kaybetmekten de korkmazlar. Hayır demek bencillik işareti değildir. Hayır demek herkesin en doğal hakkıdır. 3. Kendini suçlamak. Bir başka belirti de kendini suçlamaktır arkadaşlar. Yaşanan tüm olumsuzluklarda kendini suçlarken buluyorsan haklı haksız fark etmeksizin, işte o zaman yine bu durumun içindesin demektir. Kendini suçlamakla memnun etmek çabasının ne alakası var? Şöyle ki, kendini suçladığın için kendi kendine cezayı kesersin. Ceza da yine memnun etmek için çabalamak olur. Bir zaman dilimi önce bir yere gitmek istemişsindir beraber. İşte ne olsun? İş arkadaşı Hatice'nin doğum günü olsun. Giderken yağmur yağmaya başladı. O yağmur içine yağmaya başlar. Allah kahretmesin ya, ne şanssızlık. Benim yüzümden. Hayır, senin yüzünden değil. Bu bir doğa olayı. Isınan hava genleşir. Oluşan su buharları havaya yükselir. Su damlacıkları oluşur. Bunların yeryüzüne düşmesi sonucunda da yağmurlar oluşur. Seninle, doğum günü çocuğu Hatice ile senin huysuz sevgilinle hiçbir alakası yok. Ama işte sen öyle düşünmezsin. Gittiğiniz yerde aklın ondadır. Aman oturduğun yerden memnun musun? Aman pastanın çilekli kısmı sana gelsin. Aman sıkıldıysan kalkalım. Zaten senin yüzünden yağan yağmuru sebebiyle gergin, değil mi? Devamlı gözünün içine bakıp nabız ölçmeler. Aman suratı asıldıysa şebermeler. İşte bu çabalamaktır dostlar. İşte bu tek taraflı ilişki yaşamaktır. Oysa normal olan o yağmurun hiçbir etki etmemesidir. Ne zamanki ilişkide olumlu ya da olumsuz her durum birlikte göğüslenir, işte o zaman adı olgun ilişkidir. 4. Devamlı fedakarlık gösterme gerekliliği. En sık rastlanan durumdur arkadaşlar. Ve en tehlikeli olanlardan bir tanesidir. Karşı tarafı mutlu etmek, hoşnut etmek için devamlı bir fedakarlık içerisine girmek yine bir belirtidir. Bu bazen cinsellik olur, bazen maddiyat. Kişinin hayatında en büyük yaraları açan durumlardan bir tanesidir. Durmaksızın hediyeler vererek ya da sadece cinselliğiyle karşı tarafın bağlı kalacağını düşünerek hep bir ödün verir insan kendinden. Bu şekilde memnun edeceğini düşünür. Tabii ki olabilecek şeyler de uzaktan baktığında olay sadece buraya dönmüşse burada bir sorun var demektir. Aynı zamanda şu unutulmamalı. Bu tarz fedakarlıklarla mutlu edilebilen biri yoktur. Bir tanıdığım vardı. Bir gün telefon alıyor, bir gün takı. İlişki teknoloji marketi ile kuyumcu arasında geçiyor resmen. Memnun etme adına habire maddiyat kullanılıyor. Bir zaman sonra özel gününde gidip bir giysi alıyor. Olay oluyor. Sen bunu mu layık gördün diye. Çünkü çıta yükseliyor. Memnun etme çabası da, memnun olma eşiği de yükseliyor haliyle. Düştüğü zaman da o çıta başka şekilde sorgulanmalar başlıyor. Artık beni istemiyor musun diye. Bir de tatminsizlik oluşuyor tabii. Neden buralara düştük diye. Bu birçok konuda da böyledir. O yüzden sevgili dostlar, en riskli, en tehlikeli olan bu durumun önlemini almak için bilmeniz gereken tek bir şey var. Bu tarz fedakarlıkların sonu yoktur. Bu tarz fedakarlıklar daha büyük beklentileri doğurur. 5. Kendini hiçe saymak. En önemli belirtidir belki de. Aslında tüm maddelerimizin ortak çıkarımıdır. Sonucudur hatta. Memnun etme çabası aslında kendinizi hiçe saymaktır arkadaşlar. Sonuçta bencil olmasındansa diye başlayan yorumlar görmüşlüğüm var bu maddeyle ilgili. Kendini hiçe sayma ile bencil olmamak farklı şeylerdir dostlar. Kendinden, benliğinden, hayata karşı zevklerinden, her şeyden bir insan için vazgeçmek kendinize yapacağınız en büyük haksızlıktır. Kaldı ki ilişkiler bunu gerektirmez. Memnun etmek adına çok istediği bir şey varken ortada seçim yapıp başkasının istediğini yapmak. Kırmızı çizgilerini karşındaki için yok saymak. Sonrasında üzüleceğini bile bile sırf karşıdaki kişi istiyor diye bazı şeylere razı gelmek. Kendinize hiçe saydığınız durumlardır. Bundan kurtulmak aslında tüm maddelerimizin de çözümünü oluşturmaktadır. Memnun etme çabasının sonu yoktur dostlar. Kaldı ki iletişimlerde böyle bir misyon da olmamalıdır. Bu durum başlarda bir tatmin yaşatır. Bu durum başlarda başarıya ulaştırmış gibi de gözükür. Fakat kum saatinden akan kumlar gibi karşı tarafta olarken sizin içinizin boşalmasıyla sonuçlanır. O yüzden önce kendinizi sevmelisiniz. İlişkide olduğunuz kişi kadar en azından kendinizi de sevmelisiniz. İlişkilerin karşılıklı yaşandığını hatırlayıp tek taraflı çabanın sonuç vermeyeceğini idrak etmelisiniz. Emin olun bunu anlamanız önce kendinize karşı saygı kazanmanıza sebep olacaktır. Siz hiçbir memnuniyetsizliğin sorumlusu değilsiniz. Öyleymiş gibi davranmamayı da öğrenmelisiniz. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşça kalın.